الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد الصلوات. Dersimiz vakit ilginizi çekecek mi? Ayet-i Kübra'nın başında böyle doğru düşünme ve düşünebilme ölçüleri, bakışı. Şu bir tarif yapayım. İlim nedir? Cehil nedir? İlim nedir? Çok tarifi var tabii, her tarafta duyarsınız ama benim mevzu itibariyle ilk önce cehili anlatayım. Cehil varlıktır ama karşılığı olmayan, yani alimler, filozoflar şöyle tarif eder: çölde bağsız deve. Neyse, ne olursa cehil odur. İlim ise rehberi bilmiş üste, 100 tane de deve dahi olsa birbirine bağlı, konumu, hedefi, bıraktığı yeri belli olan, koordinatları belli olan hakikatin adıdır ilim. Cehil ise geldiği, gideceği ve bağ olmayan bir deve. Nereden geldi? Belli değil. Nereye gidiyor? Belli değil. Cep telefonunuzu bir kapatın. Dolayısıyla bağsız deve, çöldeki bağsız deve neyse cehil odur. Cehalet oluyor değil mi abi? Cehalet. Cehalet tarifi bu. Vardır. Allah'ın bir esmasına bakıyor ama vücudun vücudu haricisi karşılığı yoktur. Yani okuyacağız. Nefs-i emirde karşılığı yoktur. Gelecek şimdi. 31. mektubun 13. lemasında tavsilen ispat edildiği gibi umumi meselelerde ispata karşı nefin kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır. Umumi meselelerde, mesela din ve çeşitleriyle beraber dinin karşılıkları. Bak, bir dinler var, semavi bir dinler bir taraf. Bir de onun karşılıklarıyla beraber hepsi bir. Dinin karşılıkları meselesini dünyayı bulunduğu konuma göre düşünmüş. Din ise dünyaya yönlendirirken, dünyaya hüküm getirirken, kayda getirirken, hükmederken alemi gayba göre geldiği ve gideceği yere göre hüküm veriyor. Gidecek yerin alemi varlığına en kesin delil insanın fıtratıdır. Mesela şunu demek istiyorum, o mevzumuzu değil ama BK denilen bir alem var, baki. Onun en güzel delili insanın BK arzusudur. Fıtratıdır yani, kendisidir. Kendinden kendine. Bu çok önemlidir yani, bu çok püf noktadır. Yani karşısına çıkılamaz, misal. Bende niye BK var? Çünkü hiçlik var da onda. Cevap değildir. İzah edilemez bekasız. Yani aynen. Tuttuk. Bahçe gözüktü. İki fikir var. Bahçe bunun içindedir. Bahçe karşıdadır. İhtilaf oldu. Buna karşı oldu. Dedi ki bir tanesi, bahçe yok kardeşim, karşıda öyle bir şey yok. Burada doğması var. Doğmatığı bu. Doğasındandır.
Ötesi dedi ki hayır, karşıyı gösteriyor bu. Zatında yoktur. Tamam, acele kavga etme kardeşim. Bir çevirdik. Aa, şimdi ben varım. Biraz önce bahçe vardı orada. İnsan böyle bir aynadır. İnsan fani alem değilse, eğer fıtratının, doğanın, çevrenin insan üzerindeki tesiri ise faniden baki bir duygu ihya ve iman edilemez. Fani alemde baki bir duyguyu inkişaf ettirecek bir zemin yoktur. Çünkü baki yoktur. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Ne istiyorsanız bakın dünyada yoktur. Hiçbir olumsuzluk istemiyorsunuz. İhtiyar olmak istemiyoruz hepimiz öyle. Ölmek istemiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Şu anda Ay'da, Jüpiter'de olmak istemez misin? İsterim tabii. Bir tanesi, yok canım ben böyle bir istemiyorum. O zaman insan elinden değilsin sen ya. Şimdi insanı nasıl yorumlayacaksın şimdi? İnsan ortada bir realite var, hakka var. Görmemezlikten gelemezsin. Bir şey diyecektin. Şey, telefon mu açıyor? Çok yakın değil. Orada telefon. Çok sızın geldi. Çok uzak tutalım şu telefonu. Biraz geliyor. Tamam. Şöyle yapayım o zaman. Şimdi umumi bir mesele. Ciddi bir mesele. Beni alakadar etmiyor diyemez hiç kimse. Bu din benim meselem değildi. Bazı bir tanesi öyle demişler. Benim böyle bir hobim yok demişti. Şimdi misal veriyor. Ramazan-ı Şerif'in başında ayı görmek. Hakikaten tevafuk tetti değil mi şimdi? Ramazan'a kaç gün var? 4 gün. 3 gün. Başında hilali görmek. Ayı görün. Tutun. Ayı görün. Açın hadisi. İki âli şahit hilali ispat etseler, binlerle eşraf âlimler görmedik deyip nef etseler, onların nefileri kıymetsiz ve kuvvetsizdir. İki kişi dese ki, aha orada ay var, aha orada. Yüzlerce, binlerce dese ki, hayır ay yoktur. Bak, ay yoktur. Nerede? Burada. Hiçbir kuvvetleri yoktur. Niye? Çünkü ispatta birbirine kuvvet verir, birbirine tesanüt ve icma alır. Yani birbirine dayanır. Mesela ay vardır. Nerede var? Aa şurada. Ötekisi de diyor ki farklı yerde, farklı zamanda. O da yandan, aa orada var diyor. Aynı yere parmak basıyor. Nefide ise bir olsa, bin olsa farkları yoktur. Herkes kendi başına kalır, infiradi olur. Çünkü ben görmedim. Bulut belki kapattı. Belki gözünü iyi görmedi. Belki o ay meselen değildi de görmedi. Yani o zaman yorumlama nefsül emre göre değil, iç alemine göredir. Yani kendine göre. Ben görmedim. Adam dediği gibi din benim böyle bir fobim yok diyor yani böyle bir merak ettiğim sağ beni ilgilendirmiyordu. O ki kabir var, din senin meselen kardeşim. Hani doğru veya yanlış onu konuşmuyorum yani dinlerin doğru veya yanlış demiyorum. Ama din ölen insanın herkesin meselesidir. Kabir izah edilmedikçe, yorumlanmadıkça insanın bu dünyada rahatı yok. Kabir izah edilmesi lazım. Çünkü harika bir cümle geliyor. İspat eden harice bakar, nefsül emri göre hükmeder. Mesela misalimizde olduğu gibi biri dese gökte ay vardır, gökte ay vardır. Diğeri arkadaşı parmağını oraya basar, ikisi birleşip kuvvetleşir. Bu ne demektir? Beka vardır. Çünkü bakinin alametleri vardır bende. Mükemmel bir aleme doğru gidiyoruz. Çünkü dünya her şey mükemmele gidiyor. Çünkü si var.
Soruyorum, ahiret niye yok? Ben dedim ki ahiretin en kesin delili insanın ruh yapısıdır. Çünkü cesedinin dışında hiçbir şeyi dünya cinsinden değildir. Mesela kemiğinde kalsiyum vardır. Saçında altın varmış. Beyninde o gri olan şeylerde gümüş varmış. Cevizde çok var o. Ceviz ne işe yarıyor diye bakın tipine kabuğuna, beyne benziyor. İki tane lob var zaten. Tamam. Sen ahireti niye şey yapıyorsun kardeşim? Kemikte kalsiyum var işte. Kalsiyum, yoğurt, peynir var işte. Tamam, doğru. Ama bendeki şefkat duygusunun kaynağı var mı? Bendeki gadabın kaynağı var mı? Vicdanımın dünyada kaynağı var mı? Sende niye vicdan var? Niye bazılarında inkişaf etmemiş? Veya işte sende niye haya var, utanma var, kıskanma var? Şey için, ben bulgur pilavı çok yerim de onun için haya çok inkişaf etti. Demilir misin? Yani dünyada bu duygularımızın kaynağı, menba yok. Ancak öldürme veya inkişaf etme var. Peki, bu nefsimi parmağı uzattım. Bunu neyle izah edeceksin, yorumlayacaksın? Kaynak. Hani dedin ya, her şey bir şeyden geliyor. Peki bu nereden geliyor? Bende beka duygusu var, hiçliğe gidiyor. Nefi ve inkarda ise, yani nef yetme ve inkarda ise, nefsül emre bakmaz ve bakamaz. Niçin? Çünkü hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefi ispat edilmez. Bu çok acayip. En çok da bunu soruyorlar. Risaleleri okuyanlardan çok duyuyorum. Hasreten hanım dünyasından gelen maillerde bu çok, bu cümle. Bir de okuyorum. Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan nefiler ispat edilmez. Şu. Benim anlamım tabii. Ama cümleyi ben şeyine kadar okuyayım sonra izah edeyim. Meşhur bir dusturdur. Mesela bir şey dünyada var diye ben ispat etsem, sen de dünyada yok desen, benim bir işaretimle kolayca ispat edilebilen o şeyin, sen nefini yani Adem'in ispat etmen için bütün dünyayı aramak ve taramak, bütün dünyayı aramak ve taramak ve göstermek, belki geçmiş zamanların her tarafını da görmek lazım geliyor. Sonra yoktur, vuku bulmamış diyebiliriz. Şimdi o cümleye dönüyorum. Hususu olmayan ve has bir yere bakmayan nefi ispat edilmez. Şimdi ahiret vardır diyoruz, diyor din. Ötekisi yoktur diyor. İkisi de aynı mevzuda doğru olamaz. Bir tanesi var diyor. Bir tanesi yok diyor. Daha hiçbirisinin izahı yok. Delili yokken var diyenin doğruluk oranı %50'dir. Yok diyenin de doğruluk oranı %50'dir. Tamam? Ortadan bakıyoruz. Şimdi bir tanesi ispat ederse davasını, yani var, yok, ikisi çatışıyor. Bunu kaçırmamanızı rica ediyorum. Mesnevi'den söylüyorum bunu. Mesnevi Nuriye'deki mantık. Diyor ki, var diyenler %50 doğru, yok diyenler %50. Var diyenler bir tane delil getirir, yok diyenler onu çürütemezse, kanaat değil olayla, bunun doğruluğu %100 olur, bu 0 olur. Mesela, ahiret yoktur diyor adam, sebebi, ölüler dirilir mi? Gidip de gelen mi var? Değil mi? Ölüler dirilir mi sorusu, çok artık gülünç, temada olmuş tabii. Ölüler dirilir mi en güzel, delili sensin. Sen yoktun, dirildin. Domatesten, fasulyeden, kabaktan, pırasadan, lahanadan yapıldın. Öyle değil mi? Bu. İki, yediğin gıdalar ölüdür.
Diri diri dolaşıyorsun. Ölüler dirilir mi diye soruyorsun. Bu akşam yediğin gıdalar, fasulye, lahana, ekmek vesaire. Bak bakalım tavuk bile. Kestin, öldü, pişirdin, daha beter gitti. Çiğnedin, yok oldu. Mide, asit artık. Yani bunun hayat hiçbir alameti yok. Bakın, ölü maddeleri yiyorsun, diri diri dolaşıyorsun. Ölüler dirilir mi diye soruyorsun şimdi. Tuhaf yani. Bak bakalım dışarıya. Bir kere gidip de gelen mi var? Ben gitmeden gelmişim. Hangisi daha zor? Gidip de gelmek mi? Hiç gitmeden gelmek. Ben hiç gitmeden gelmişim. Ben daha bu dünyaya nasıl geldim? Daha önce gelmemiştim ki, ilk defa geliyor. Çevremize baktığımız zaman lahana, gübre dirilmiyor. Toprak dirilmiyor. Diriliyor. Ölüler dirilir mi felsefen? Yok. Kur'an'da فَاَنْزُورْ اِلَى سَعْرِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْرِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتِيَا İlahir ayette diyor ki, görmüyor musunuz diyor. Kışın olan mevcudatı bağırda diriltiyoruz. Ha, buna karşı diyeceğin hiçbir şey yok. Tak çöküverdi. Mesela beka alemine sen bir delil yap. Beka sonsuz içlik var. Çünkü ben içliği istiyorum. Böyle bir şey. Peki fizik noktasında bakalım, dünya ve kainatın sonunda ahiret. Çünkü lazım olduğu için söylüyorum. Fizikte entropi denilen bir kanun var. Kullanılan bir enerji bir daha kullanılmıyor ve kainatta enerji dengelidir. Şimdi fizik der ki, bir varlık düşünün, kainat. Fizik. Şu kainatı bu kadar düşünün. Bu varsa ki var. Eğer bir varlık ortada ise arkası dönüm içlik olamaz. İki içlik arasında, iki hiçlik arasında varlık fiziğe zıttır. Arkası kaynağı hiçlik, sonu hiçlik. İki içlik arasındaki bir varlık, varlık değildir. Bu faniyada bir hiçlik değil mi yerine? Geri oluyor. Fiziğe zıt oluyorsa. Bakın, dışarıya da bakarsak realiteye zıt. Şimdi husus olmayan, hasbili yere bakmayan birine ispat edilme şu. Ben Marmara, o cümleye cevap veriyorum. Marmara Denizi'nin altında cennet var dedim. Sen de gittin arkadaş, gel. Gel abi. Ben Marmara Denizi'nin altını hep dolaştım. Öyle bir cennet yok. Ha, hususi olmayan dinin hükümleri hususi ve has bir yer değil. Sen yoktur diyebilmen için dinin söylediği sahalara hep dolaşman lazım. Alemi galiba geçmen lazım. Mülküiyeti geçmen lazım. Ben hususi bir yere demedim ki Marmara'nın altında cennet var veya cehennem var. Ben de vallahi kardeşim dolaştım, öyle bir yer yok. O zaman bak ne diyor? Bu misalime dikkat edin, şimdi bu okuyacağım. Hususu olmayan, Marmara'nın dibini göstermediğim bir nefiye, yani bir yere bakmayan bir nefis ispat edilmez. Yani yoktur orada. Ben böyle... Ha, o zaman bir yere bakmayan, has olmayan bir meselede bir nefiyi ispat edemezsiniz. İnkarı ispat edemezsiniz. Çünkü yok. Şimdi aşağıda da gelecek. Ama ben şimdi yeri gelmişken kullanayım. Hindistan cevizini düşünün diyor usta. Üstadımızın misali. Biliyorsunuz değil mi, Hindistan cevizi içinde süt var. Ben desem ki, ispat etmenin kolaylığına bak. Hindistan cevizi dünyada vardır. Ama dünyada diyorum, bakın hat çizdim. Ahiretin hatı yok. Sen desen ki yok. İspatın kolaylığına bak. Ben yalnız ispatımı şöyle yaparım. Bak Hindistan'a git, parmak işareti diyorum. Ayı ispat et. Bak Hindistan'a git, orada Hindistan cevizi var. Tak, ne kadar kolay. Şimdi inkarını ispat edeyim. Yoktur'u ispat edeyim. Hindistan cevizi kadar yer bırakmamak şartıyla bütün dünyayı dolaşacağız beraber. Gel. Bak burada yok. Bak burada da yok, burada da yok, burada da. Görüyor musun? Yok, yok, yoku ispat edecek ya.
yoku ispat edebilmesi için Hindistan cevizinin konulabileceği kadar yer bırakmamak şartıyla dolaştım. Bak, yok. Gene bitmiyor ispatı. Mazide vardı, yok oldu. Mazide vardı, öyle nesiller var. Ya o zaman beni de maziye götüreceksin. Hadi geçelim maziye, kainatın başlangıcına. Bak yok. Gene bitmiyor. İstikbalde gene çıkacak. Bir sürü olmayanlar çıkmıyor mu? Olmayan AIDS hastalığı mesela, daha önce yoktu. Değil mi? Ebola dedikleri bir şey var. Olmayan şeyler çıkmıyor mu? Çıkıyor. Teknolojide de öyle yani, yapılıyor. Peki geleceğe de geçmen lazım. Bak, bütün gelecek zamanlarda baktık, yok. Onun için inkar etmek çok zor. 3 zamana hükmetmek gerekiyor. İspat etmek için herhangi hangi zamanda olursa olsun bir tanesinde ya geçmişte ya halde ya istikbalde hududunu gösterir, alametini ispat ederse o kadar kolay oluyor. İspat etmek o kadar kolay. Madem nefi ve inkar edenler nefs-i emre bakmazlar, belki kendi nefislerine ve akıllarına ve göze bakıp hükmediyorlar. İnkar edenlerin en çok kullandığı şu: görmüyor. Öyle değil mi? Görmüyoruz. Allah yoktur, niye görmüyoruz? Şuraya bak yani, mantığa bak yani. Bu kadar basit yani. Sanki fiziksel alemin her varlığını sanki gözüyle görüyor. Varlığın yarısından fazlasını görmüyoruz. Şu anda atmosferde şurada olanları gören var mı? Sesimi hepiniz yönelmişsiniz, dinliyorsunuz. Sesimi gören yok. Ama sesimde şüpheniz yok ki. Gören yok. FM dalgalarından, televizyon dalgalarından, ısıdan, ışıktan, faxtan, cep telefonu, yani şuradaki olaylardan ne kadar şeyler var, hiç şüpheniz var mı? Şüphe yok. Fiziksel. Ki insanın ruhsal alemi zaten gözükmüyor. Ruhu yani. Vicdanı, namus duygusu, kıskançlığı, feraseti, anlayışı, hisleri görmüyor. O zaman vicdansız bir şeysin, namussuz bir şeysin. Namussuz oldun tabii. Niye? Gözükmüyor ki namus. Şimdi nefi harice bakıp el uzatamaz. Ben kabul edemiyorum. Ben görmüyorum. Ben bundan meşgul değilim. Benim böyle hobim yok. Benim din diye bir meselem yok. Ha diyebilirsin. Ama bak yok. Geçmişte de yok, gelecekte de yok. Böyle bir şey yok. Bak ne diyor? Madem nefi yoktur edenler, nefs-i emre yani işin hakikatine, olayın kendisine hükmedemezler. Nasıl geçeceksin? Peki var mısın? Var. Varlık işlikte nasıl gelir? Nasıl izah edeceksin bana? Hani sen söylüyordun burada, Türkiye'deki kitaplarda, Avrupa'da öyle değil. Türkiye'de şöyle geçiyor: var yok olmaz, yok da var olmaz. Avrupa'da böyle yazmıyor. Tanrı hariç diyor. Şimdi sen diyordun ki var yok olmaz, ölünce yok olacaksın diyorsun şimdi bana. Fiziği sen yazdın, sen uydurdun. Ehli ihtisasa saygı sen söylemedin mi bana? Söyleyeyim, bir tanesini öyle demiştim. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın dedi, Muhammed diyor, ahiretin dedi doğruluğunu nereden bileceğiz dedi. Ben o fizikçiydi de kendisinin anlayacağı bir sal verdi. Dedim ki, madde anlayışı bu asırda nedir dedim. Einstein'in izafiyet teorisidir dedi. Nedir o? Eşittir amca kare. Bu koca İstanbul, koca Türkiye, vallahi Einstein'in eşittir mc kare formülünü bir tahlil edelim kardeşim, bakalım doğru mudur deyip de tahlil etmek, irdelemek kimsenin hatırına gelmedi. Bütün insanlık bir tarafa, Einstein dedi ki bu böyledir. Ya bir deneyelim diyen var mı? Doğru mudur acaba? Demiyor. Niçin teslim olmuşuz? İhtisası var kardeşim. Öyle değil mi? 1000 tane ki gelecek buraya, 1000 tane fizikçi. Ben bir kaza geçirdim, acele gittim, bir pratisyen doktor müdahale ediyor.
Bin tane, bir tane demiyorum, bin tane dizikçi. Bir dakika ya doktor bey, ölüm odağını olur mu ya kardeşim ya? Hasta böyle yapılmaz diye. Bin tane profesör fizikçinin sözü bir tabip kadar, sıradan bir tabip kadar tıp noktasında sözü müteber midir? Sen gün her gün yüzlerce hayvan kesiyor diye kasaba ameliyat olur musun? Hani ihtisas. Einstein'in izafiyet teorisini bir tahlil edelim, kimsenin hatırına gelmiyor. Çünkü işin uzmanı. Ondan şüphen yok. Muhammed de bu işin uzmanı. Aleyhissalatü vesselam. Avama da ispat etmiş. Belki kendi nefislerine ben böyle yanaşmıyorum. Akıllarına ve gözlerine bakıp hükmediyor. Ben anlayamıyorum. E şimdi körler güneş yoktur deyince yok mudur güneş? Sağırlar ses yoktur. Burunda hasta olanlar var biliyorum ben arkadaşlardan, kardeşlerimizden. Koku almıyor. Ben bilmiyordum da dedim ya kardeş burada bir koku var abi ben almıyorum. Nasıl ne oldu dedi falan. Ya ben doğuştan öyle dedim. Koku almıyorum. Allah Allah. Bak şimdi nasıl ismi yani o dese ki kokular yoktur kardeşim siz uyduruyorsunuz. Olsaydı ben alırdım. Sen hakikatini ölçüsü müsün? Ama parmağı uzatman lazım. Bak koku denilen bir varlık yoktur. Bütün, o zaman bütün çiçekleri, bütün atomları, bak yok kardeşim gel buraya. Bu kumu da koklan, bu kumu da, bütün kumları dolaşman lazım. Koku yoktur ispat etmen için. Elbette birbirine kuvvet veremezler, zahir olmazlar. Çünkü görmeye ve bilmeye mani olan perdeler, sebepler ayrı ayrıdırlar. Görmeye ve bilmeye sebepler ayrı ayrıdır. Herkes ben görmüyorum, benim yanımda ve itikadımda yoktur diyebilir. Yoksa vakide yoktur diyemez. Nasıl dersin arkadaş ya? Nasıl dersin? Gitti, gelmiyor. Dolayısıyla hiçliğe gitti. Bu kadar ahmak itti olur mu? Niye gelsin kardeşim enayeli? Giden buraya niye gelsin? Yani bir insanın gittiği yeri anlamak için gelmesi mi gerekiyor? Gitmesi, gittiği yerin en güzel delili değil midir? O ki yoktu. Varlık buraya nasıl gitti? Burası yoksa nasıl geldiniz buraya? Bir şeyin bir yere varması, gitmesiyle gittiği yere ne güzel delili değil midir? O ki yoktu, nasıl gitti oraya? Arkasında dolaşıyor. Einstein'in izafiyet teorisi, E eşittir MC kare. Nasıl bir bakalım kardeşim, acaba doğru demiş midir? Demeye hakkın olmadığı gibi, Miraç'ta da hakkın yoktur. İşin uzmanı, gittim geldim diyor. Ondan sonra gidip de daha güzel gelmek var. Hadi senin dediğinden cevap vereyim. Gidip de gelmeyen mi var diye ben sana söyleyeyim. Bir, gübrene gidip de ne geliyor? Elma portakal gibi gelmiyor. Pis gübre, gül kokusu geliyor. Siyah gübre, beyaz gül geliyor. Ölü demir, gözlü. Örse kırın. Koyun için bir toprağa. Domates gelecek, fasulye gelecek, lahana gelecek. Demire attın, pırasa, lahana, ıspanak gelecek. He? Otçu. Bak, otçu karnı bilir. Biliyorsun pırasada, lahanada, değil mi? Demir çok var. Biz köylerde öyle, köyde çöp arabası yok ya, atardık tarlaya. Kuzina dediğimiz demirle. Böyle birkaç sene sonra toz olur, toz. Böyle toz, kahverengi. Sanki Maraş biberi gibi. Öyle de değil, kiremitin ezilmesi gibi o. Demir kardeş böyle aslına dönüşüyor. Bu gelenler nereden geldi arkadaşlar? Peki bir şey geliyorsa ben o alemin vücuduna inanacağım diyorsan, samimiysen ben nereden geldim? Geldiğim yere niye inanmıyorsun o zaman? Anladınız mı bu mantığı? Eğer bir şey gelmişse geldiği yeri ben inanacağım. Doğru mu? Doğru. Ben nereden geldim arkadaş? Gelmiş miyim? Hey, hayal değilim. Gelmiş mi? O zaman geldiğim yeri, ruhlar alemini niye inkar ediyorsun? Hani gidip de gelirse ben imam edecektim demiştim ve ben geldim. Nereden geldin arkadaş? Ben 50 sene önce yoktum.
100 sene önce olan var mı burada? Yok. Nerelerdeydin cesedin? Bir parçan Çin'deydi, bir parçan Arabistan'da, pirinç zerrelerindeydi. O da cesedin yani, ruh. Bak geldik arkadaş. Biz geldik. Bana gelince kapıdan derler, ooo kardeşim nereden geldin ya? Kardeşim ben İstanbul'dan geliyorum. Nereye gidiyorsun kardeşim? Ya ne biçim laf söylüyorsun ya? Giden gittiği yerden gelmiyor ki ya. Bilmiyorum ki nereye gidiyorum, gidiyorum. Ulan böyle diyor muyuz? Çok acayip, çok acayip bir şey. İnsan biraz akıllı olup şöyle demiyor. Vallahi ben bu işte meşgul değilim. Dinimin, ahiret benim işim değil. Ben bununla uğraşmıyorum. Öyle diyeceğiz. Görmeye ve bilmeye mani sebepler ayrı ayrıdırlar. Herkes, ha oraya okuduk. Eğer dese hususan umum kainata bakan iman meselelerinde dünya kadar büyük bir yalan olur ki doğru diyemez ve doğrultamaz. Mesela Allah vardır. Allah vardır. Peki yoktur. Nasıl ispat edeceksin? Bak bu varlık var ya, dolayısıyla eşlikten gelmiştir. Şimdi Allah bu kainattan önce midir? Öncedir. Bu kainatı o yapmıştır. O, bu masayı yapan masadan önce olduğu gibi masa cinsinden de değildir. Masayı yapan masadan öncedir ve masaya da benzemez. Benzer mi? Bak ne yaptı? Ondan önce var. O zaman mekanı ve zamanı yapanın mekanda ve zamandan önce olacağından onun mekanı ve zamanı yoktur. Zamanı olmayanın zamanı yoktur. O zaman yaşı yoktur. Yaşı olmayanın doğuranı yoktur. Doğrultmaz da. Zamanı yok. Zamanı olmayanın başlangıcı yoktur. Ondan önce ne vardı sorulamaz. Şuna benzer. Suyu kim ıslattı? Ne dersiniz? Su ıslatılan değil, ıslatandır. Veya mantıksız bir soru daha. Mehmet'im bak. Sonsuzun sonunda ne var? Vay be! Ne soru be? Ne kadar tutarsız. Sonsuzun sonunda. Bakın, sorudaki çelişkiye bak. Sonsuz diyor, son veriyor, sonunda ne var diyor. Oysa sonsuzun sonu olmadığından sonunda ne var sorulamaz. Gine cerveze yapıyor. Böyle soru olur mu? Önce baktığında bir erkanasyon. Kendisine bak, kainatı yaratmadığınız önce ne yapıyor? Kainatı ne zaman merak etmiş diyor da soru diyor. Yani kainattan önce o soru değişik. Ha, kabul et. O ayrı bir soru. Bir Allah'a kabul edişten soruyor. Bu kainatı ancak Allah ne yapıyordu? Şu anda ne yapıyorduysa aynı şeyleri yapıyor. İlla benim varlığımı, yokluğumu, efendim sen şimdi beni bir saatten beri gördün. Sen bugün beni öyle ne yapıyordun biliyor musun? Yok. Nasıl bileceksin? Gelip bana soracaksın. Abi bugün öyle ne yapıyordun? İmam, tamam mı? Şu anda ne yapıyor? Şu anda ne yapıyor diyorsa o zaman da yapıyordu. Çünkü bu kainat Allah'ın ilminde eseri ve bedi var zaten. Allah Teala zamanla sınırlı değildir zaten. Evet. Allah Teala şu an için öncesi sonrası yok ki. Allah Teala zamandan münezzehtir. İşte biraz önce anlattığım o mekan bu farklı diyor. Yani kainat ezeli bedi derken kainatın hakikati kaynağı. Mesela gözümün kaynağı nedir? Yapan esma, sıfat, basir. Zaten vardı. Kulağımın kaynağı semi. Zaten var. O soruda şu var yani. Allah var da ne yapıyordu? O 146 Mesnevi Nuriye'de cevap veriyor. O değişik konu. Burada Allah var mı yok gibi burada. Demek ki kainata dayalı olmayan bir nefi ve inkar, yani realitesi olmayan obje, yani iç alemini, subjektif değil, objektif, yani kendi anlayışına göre yoktur. Yani delili olmadığından küfürde ittifak yoktur. Hep şu. Görmüyorum. Anlamıyorum. Böyle meselem değil. Elhasıl ispatla netice birdir. Vahittir, tesanüt olur. Nefide ise bir değildir, mutadittir. Şöyle derler. Ya yanımda veya nazarımda veya itikadımda gibi kayıtların herkese göre taaddudu ile
neticeler neticeler dahi taaddüt eder, daha tesanüt olamaz. İşte bu hakikat noktasında imana karşı gelen kafirlerin ve münkirlerin kesvetinin ve zahiren çokluğunun kıymeti yoktur. Maalesef Müslümanların bir sıkıntısı da bu. Yani Müslüman derken Risale'nin okumamış, şuursuz Müslüman. Kardeşim, lokomotifi yapan, uçağı yapan Allah'a kabul etmiyorsa ben kabul etmem. Ne alakası var yani? Onunla ne alakası var yani? Sen aynı meseleyi inanan bir bilim adamının için kullanmıyor musun? O iman ederse ben de iman edeceğim. Yani bu ne alakası var onunla? Adeta oynamıyorsun ama misketlerine git gibi yani. Bir şey kızmış, bir şey yapıyorsun. Mesela kör bir adam ampul bulmuş, lamba, elinde tutuyor. Kendisinin menfaati var mı? Yok. Körün lamba tutması, etrafının aydınlanması, kendisine kere yok etrafı. İşte dinsizin de öyledir. Cenab-ı Hak bu dünyanın imareti için halk etmiş. Dinsiz şeylere, inanmayan bilim adamları, Cenab-ı Hak Müslümanlara, insanlara hizmet etinsin. Onlara bir kalplerine bir duygu vermiş, ömürleri laboratuvardan şuradan geçmiyor. Cenab-ı Hakk'ın iki türlü kanunu var biliyorsunuz. İki türlü iman. Bir, kelam sıfatından gelen Kur'an'a, bir de irade sıfatından gelen kainata. Kainata iman ediyor, uğraşıyor, onu oraya bağlıyor, onu buraya bağlıyor. İşte buldum sevmesi için belki de 20 sene geçiyor, ben istifade ediyorum ama birkaç ay sonra vefat edip gidiyor. Mükafatını dünyada al. Cenab-ı Hak imareti için halk etmiş. Başka? Birkaç yerde geçiyor. Mesela 176'da İşaret-i Caz'da mümini Allah'ın ihsan etmiş olduğu iman nimetini vaydi kıyası olsun diye. Karanlık yok, saydınlık bilinir mi? Akvaryumdaki balığa suyu ispat edemezsiniz. Niçin? Çünkü kurulu bilmiyor ki. Ve müminin yakinine ve imanına hiç tereddüt vermemek lazımken bu asırda Avrupa filozofların nefi ve inkarları bir kısım bedbaht meftunlarına tereddüt verip yakinlerini izale ve saadet ebediyelerini mahvetmiş. Bir de şu var, ben araştırdığım kadarıyla, bulabildiğim kadarıyla şu arkadaşlar. Bir insanın veya bir ideolojinin arkasında niye gider Osman? Sebebi şu, aldanmıyorlar. İşlerine geliyor da onda. Ya bu kadar vatan düşmanlığı yapılıyor, gene Türkiye bu halde elhamdülillah. İnayet ilahi yok. Vatan hainleri yani, görüyor musun? Yani çok tuhaf. İşte bunlar bu. Peki bu adamlar ve bu adamların zihniyetini nasıl insan kabul ediyor diyeceksin. El cevap, işime öyle geliyor da onda. Aslında ben o adama tabi değilim. O benim liderim değil o. Ne o? Benim istediğim hayatı o hazırlıyor. Ben bir şey istiyorum. Sefaat istiyorum. Tamam. Kim bana bu konuda isteğime cevap veriyor? Şunun sistemi. Şöyle bir sahneyi geçeyim. Meclisten hırsızlara ait ceza kanunu geçmesine kim mani olur? Hırsızlar. Kardeşim sen niye manisin o kanunlara? Hırsızlık kanununun çıkmasına bırak kardeşim, hırsızlar korksun. Sen niye korkuyorsun? Yoksa sen hırsız mısın? Veya niyetin mi var? He? Sen bunu yok. Takkemi anlat sen. Bunu anlat. Sen hürriyetlere niye karşısın? Despot musun yoksa? Yani niyetin mi var? Yok efendim. Bunu anlat sen bunu. Geçti kardeş. Dünya artık hürriyetten öyle. Çocuğuna bile yarın kızı bana bir mübarek su verdiği sıkıntı ya. Kırar bu hürriyet aşkı insanların hiçbir gücü tanımaz. Demiyoruz böyle. İnsan sağlıklı düşünsün. İnsan hürdür. Hür olsun. Despotluk yapma. Tamam. Bırak adamı. Osmanlı gittiği yerlere tahakküm yapsaydı bir tane Avrupa'da Hristiyan kalmazdı.
Balkanlarda kalmazdı. Hiç dokunmamış onlara. Ben bazen kızıyorum böyle, nasıl çakı çakı vermedi. Değilmiş yani. Padişah yapacakmış da Şeyhülislam dedi ki hayır. Allah Resulü, Allah Resulü neler diyor? Onu anlamamış ya. Yoksa dört edeceğim de. Ona daha önce kılıç çekenleri affedeceğim. Madde bir şey. İslam acayip ya. Bazen kafama yatmıyor. Hissiyatıma yatmıyor. Yani böyle tuttum bana kılıç çekti ya. Ondan sonra Allah Resulü demiş ki üç kişiye ve en son bir kişiye okuma yazma öğreten esirler hürdür. Ya bu hürriyete bak ya. Bu ilme ilme bir verilen değere bak arkadaşım. Allah'ın sözü biraz önce sana kılıç çekmişti, seni öldürecekti adam. İlme verdiği değere bak. Peygamberimiz diyor ki üç kişiye, baktaki aciz yapamıyorlar, bir kişiye birebir okuma yazma öğretirse bu hürriyetine kavuşur. Ben olsaydım yapar mıydım? Tak! Sabun fabrikası. Tabii ben Hasan. O için ben Hasan. Onun gibi hissetsem, yaşasam. Yani hele Cenab-ı Hak Adalet Bakanlığı bana verse. Nereye yağmur yağacak, nereye taş yağacak. İsrail'e böyle çok meteor taşlarını indirirdi. Yol ileri böyle. Koordinatları geldi. Enleme böyle. Tam meteor. Ama olmaz. Kainat olmaz. Benim dediğim gibi oldu. Kardeş. En iyisi bırakın onu. Yerinde olsun merkezi. Merkez Efendi öyle olmuş biliyorsunuz. O için bize bıraksaydı kainat bozulur. Kediye bıraksalardı dünyayı gökten yağmur değil balık yağmasını isterdi. Balık. Et yağsın, tavuk yağsın. Avrupa filozoflarının nefi ve inkarları bir kısım betvah meftunlarına tereddüt verip yakinlerini izare ve saadet ebediyelerini mahvetmiş. Ve insandan her günde 30 bin adama isabet eden ölümü, mert ve eceli bir teris manasından çıkarıp idam-ı ebedi suretine çevirmiş. Bak nasıl yorumlamış kabiri. Biz kabiri şöyle yorumluyor. Teristir. Zindani dünyada, bostani cinana açılan bir kapıdır. Huzuzat-ı nefsani arzularına kavuşma yeridir. Talim ve talimgâhtır burası. Adam nasıl kabul ediyor? Diyor ki senin için bir daha bu da çıkmayacak. Senin için bir daha güneş doğalmayacak. Bir daha bağlılık yok. İnan insan ne kadar çekti. Ona ben hanımımdan, çocuğumdan, sevdiklerimden. Şimdi düşünün. Sekeratta kanserim ben daha. Aklım kanser değil ki. Yatıyorum ölümümü bekliyorum. Ulan garajımdaki arabam. Önümdeki hanımım. O önümde oynayan evladım. Bir daha görmeyecek miyim? Sor buna bir teselli hadi. Dinle başka teselli. Sor bakalım. Nasıl böyle ölüme mutlak yokluk ve hiçlik diye bakarken onun mutlak hiçlik anlayışını ümidi mutlaka çevireceksin. Mutlak ümide çevireceksin. Varlığa gidiyorsun. Yokluğa değil tam tersine sevdiklerine, ecdadına, babalarına, ecine kavuşmaya gidiyorsun. Sanki dinsizlik iyi bir şey vaat etmiş. İyi ki söyledin ya yokluk var. Hemen alıyor. Çünkü niye alıyor? Niye dinsizliğe taraftar oluyor? İkinci mektupta değil mi? İkinci mektupta mıydı? İnsan cehennemi niçin inkar etme ihtiyacını duyar? İkinci lema mıydı? İkinci lema. Evet. Lema, lema. He? İkinci lema. Meleklerin şeyini görmüşsün diyor ya, vücudunu da inkar etmiyor. Melekleri niye inkar eder diyor, evet. Çünkü nefis günahlar işliyor, ikinci lema. Utandıracak bir günah gizli işleyen bir adam, başkasının ittilağından, duymasından hicap ettiği zaman, yani ben yaptığım günahlar Osman, siz burada şimdi görseniz ben ne olurum? Peki buna diyoruz ki, bak ben birileri görmedi ama melekler görüyor. Hemen diyor, ulan nereden bu melek var ya? Keşke olmasaydı, inkara bir meyil uyandırıyor. İnkar istemesinin sebebi, yaptığının gözükmesini istememektedir. Niye cehennemi yarattı diyor ya? Sebebi buradan kaynaklanıyor, tamam mı? İkinci lema.
Peki yani iyi bir şey mi vaat ediyor dinsizlik? Ki hiç diye yokluğu taraftar oluyoruz. Yokluğa taraftar. Yani iyi bir şey mi demiş? İyi ki dedin kardeşim ya. Ben de az kaldı. Cennet bahçeleri varmış. Varlık alemi varmış. Az kaldı kandırdılar beni ya. Ne güzel ilan çıyan akreplere yem olmak, toprak olmak varken, varlık anlayışım tamamen bitmesi gerekirken böyle bir şey az kaldı kapıyordum ya. Fıtrata uygun mu? Yani, he? Hiçbir menfaati yok. Hiçbir menfaati yok. Ne menfaatin var? Fıtratına da zıt yani. Peki ölmek istemiyorsun, en ufak bir hastalığında doktora atlıyorsun. Çünkü yaşamak beka fıtratından kaynaklanıyor ölmemek. Değil mi? En ufak uçak sağlanınca korkuyorsun ölmemek. Öyle mi? Aman ha depremden aman abi. Geçenlerde birisi vefat etti. Kimdi biliyor musunuz? Kırıkkan'da, şimdi bu sesimi duyarlar orada, Allah rahmet etsin kardeşimizden bir tanesi, abimizden. Deprem oldu tam ders ortasında, gor 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 gor. Falan dedim arkadaşlar, o endişe etmek atıyorum. O abi ya çıkalım falan dedi, o da Hürmetin abi diyor. Allah rahmet etsin, gani gani rahmet etsin, hizmette birisiydi. Ondan sonra, ya çıkalım abi dedi. Dedim bize bir şey olmaz. Ne olmaz dedi, adet olan dışında mıyız ya dedi biz. Dedim ki ne olmaz biliyor musun? Hem medresede, hem böyle bir ortamda ölmek şehitliktir. Şehitlik o ümidi, hangimiz şehit olacak bir adam, bir mazimizi geçirdik ki böyle bir netice olsun. Ama bizde şehitlik pek olmaz kardeşim, korkma biz ölmeyiz dedim. Biz şehit olacak adam mıyız ya? Bir tanesi de dedi, şeritti. Ama olacağız inşallah. Şöyle, biz birebir adalet noktasına bakarsak böyle bir adam değiliz. Ama Allah'ın rahmeti noktasında böyle bir adamız. Allah inşallah bizi şehit etsin. Vallahi bak billahi tallahi söylüyorum. Şehitlikten başka bir de iştirak amal-i uhreviyeden başka çaremiz yok. Şöyle, şehidin olmuşsa imanı taşar. Ne namazından hesap var ne zinasından hiçbir şey hesap yok. Öncelik bir şey. Ha şehit olmadık, ikinci bir tercihimiz şey kaldı, alternatifimiz kalıyor. Haşire gittin, günahın sevabı. Bu asırda festakim kema ömürte sırrınca bir insanın sevabı günahından fazla olması imkanı yoktur. İstikametsiz bir asırda istikamet, her daim, her şeyde istikamet sorulur. O zaman bir cemaata intisap edersen, o cemaatin hasenatına aynen ortak olursun. Kantarına şu, günahın sevabı, günahın fazla. Bunun hesabı, şansı, şey hesabı bitti mi meleklerim? Bitti ya Rabbi. Oo, günah aşağıda. Koyun bakalım hangi cemaate mensuptu? Onun bütün hasenatına, geçmişine ve geleceğine cemaat. Çünkü ustad ne diyor bakın, dünyada ve kabirde olmak hiç fark etmiyor. Nasıl fark etmiyor? Etmiyormuş. Bu laf acayip. İki günden beri beni çok düşündürüyor. Alakada fark etmiyor. Bu ne demek ya? Anlamıyorum ben bunu. Fikrim yok, anlayamıyorum. Dünyada olmak, kabirde olmak. Kuzeyde, güneyde, batıda, doğuda kafama yatıyor da. Dolayısıyla hangi cemaata mensup? Ben o cemaatin bütün hasenatını ortak. Tamam. Veya şey, geçenlerde Rabbim öyle dedim. Yani, aman aman her namazda diyorum. Ya Rabbi, şehit olmaktan başka çarem olmadığını sen de biliyorsun. Lazım bir şey, ya Rabbi sen bilirsin ki ben cehennemde yapamam ya. Ne? Ne yaptın yani? Cennete yapamam sen biliyorsun. Bu güzel. Şimdi şehitlikten başka çaremiz yok. Allah Resulü diyor ki şehitlik istememek münafıklık alametidir. Allah bizim zaten ecelimiz olacak. Şehit olarak alsın. Amin. Hem iştirak amanın nebiyeden hem kademesi şehit. Ne hoş olur yani. Şehit olmak ile deprem olmak, şey olmak. Abdestli gittiniz. Tamam mı? Abdestli derste, Kur'an okurken, Risale okurken, bir sene bir şey anlatırken, iyi bir niyetiniz varken, efendim, yangında, depremde, amansız bir hastalık, kanser. Kanser, imanı varsa inşallah şehit imanevidir. Şehit, üç şehitlik farkı var da,
Onlar çok büyük bir şey alacak ama sabretmek ve iman etmek şart. İnşallah. Haseneleri çok büyüktür. Mesela kadın, imanı var. Doğum anında veya doğurduğu 40 gün içinde vefat etse, imanı varsa hiçbir geçmişin hiçbir hesabı yok. Vefat etse. Şehit çünkü. Olur mu ya, sana ne? Allah dinine ortak mısın? Allah hesap sokmuyor diyor. Öyle tipler var ki illa insanlar hesaba çekilsin, bu adamların hesaba çekilmesini çok seyretmek isterdim. Merhametsiz insanları sevmiyorum. Kardeşim dokun mu ya? Adamlar ne kadar fazla olursa cennete gitsin. Ama Allah namına da vaat etme. Allah şehit demedi Allah'a. Sen kimsin ya? Ha işte doğum ve nohutsalık 40 gün içinde vefat eden, yanan, taun, salgın hastalığı, işte umumi bir belva yani deprem, malını korurken vefat etme. Yani birisi gelmiş, altını silahla dayadılar. Sana sen ağabeyim. Ki o hepten zirve şeyi. Kim öldürdü? Ergenin konu ha. Maşallah. Ergenin konucularını öldürdüğü. Bunlar hep şehittir. Onların öyle bir Allah ve alim, öyle bir hayat vermiş, öyle mükafat verecek ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Öyle bir halim. Normal yaşasaydı belli değil ama şehit bu ya. Cennet öyle diyor Cenab-ı Hak. Allah hepimizi şehit olan kılsın. Kapısı kapanmayan kabir daima idamını o münkire ihtar etmekle lezzetli hayatını elim elemleri zehirliyor. Yani ahiretsiz dünyayı izah etmek bitiyor. Bakın ahiret yok. Bela ve musibetleri nasıl yorumlayacaksın? Allah inancın yok, ahiret inancın yok. Hadi bakalım, kanseri verimi yorumla bakalım. Böyle yatıyorsun, her an ecelini bekliyorsun. Söyle bakalım, ne yapacaksın şimdi? Dinsiz, Allahsız, ahiret inansız nasıl izah edeceksin? Belayı, musibeti nasıl yorumlayacaksın? Bak beyazlamayı nasıl yorumlayacaksın? Diyor ki dinsiz, sen öldün mü kardeşim? Ben hiç şeyin yok. Zülme uğradın. Uğramasaydın. İşte şunu yapmasın. Olmasın. Bitti. Yok oldun. Yok oldun ya. Ama din diyor ki zülme mi uğradın? Mükafatın sonsuz. Allah senin adına hesabını alacak. Mesela ben şeyden çok acelime gitti. Kişi diyor hakkı karşısında alacağın karşısında dirilecektir diyor kişi. Ben diyor Allah diyor ki yetim ve dul kadının diyor hukukuna tecavüz edenin, alanın gasp edenin karşısına o durmayacak diyor. Yetim ve dul durmayacak. Ben duracağım diyor. Bir tarafta Allah, bir tarafta o. O ne yapar? Ama hiçlik diyor ki zülme olmasaydın diyor. İnanç yağın yakıplarına elim olacaksın. Ne güzel bir hayat diyor. Şuraya bak. Fıtriye. İnkarcılar. Aferin lan sana. Ne güzel bir hayat vaat ediyorsun. Yok olmak. Ne güzelmiş ya. Niye o zaman yok olmuyorsun? O kadar güzel bir şey. O iddia ettiğin ideoloji davansa niçin yaşamaya çalışıyorsun? Yok ol da erken kavuş ona. Ayet-i Kur'an'da söylüyor. Yahudiler diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz cennetliyiz. Cenab-ı Hak diyor ki ayetinde bir mana hatırladınız. O ki diyor böyle cennetliyiz. Buna samimiyseniz ölümü isteyiniz diyor. Niye ölüm istemiyorsunuz? Dünyada en çok ölüm istemeyen onlardır. Yeşil Namar'da gördünüz. Adamın elinde bir sopa önünde de tüfek gene alıyormuş adam. Savaş gibilerine gelmişlermiş. Gene onu sopa görünce başlamış ağlamaya. İşte iman ne kadar büyük bir nimet ve hayatın hayatı olduğunu anlar. Hayatın hayatı imandır. Ve şu hakayık İslamiye'ye zıddiyet gösteren, mübareze eden küfrün mahiyeti bir inkardır, bir cehildir, bir nefidir. Cehili anladık değil mi? Cehil neydi başta? Bir de tekrar edersen. Çöldeki sahipsiz ve başıboş deve. Bağlanmamış, nereden gelmiş, nereye gidiyor, necidir, kimindir belli değil. Bunun adı cehalet. Geldiği, gideceği ve bulunduğu koordinatlar belli olana da akıl, ikal denir. Mesela deveyi nasıl bağlarlarmış biliyor musunuz?
çölde. Devede orada ağaç yok ya, bir taş da yok. Demir şöyle bağlarlarmış, yatan adam, yatıyor adam. Demeyle gidiyordu, tek adam. Nasıl yapacak? Bırakırsa hayvan dağılır. Herkesi birbirine bağlamış, bir deveye. Bir tanesini nereye bağlamış? Kendisine bağlasa rahatsız olacak. Boğazındaki bir kuyruğuna bağlıyor. Deve dönüyor, tabii böyle çekince, orası şey yapıyor ya, mesela ipi bağladı ya. Böyle yapınca, ha ip gelirdi yani, bağlayayım. Tabii ki böyle yapınca dönüyor tabii kıçıyla. Kıçı dönüyor, bu dönüyor. Aynı yerde dönüp duruyormuş, yorulunca da uçuyor. Deveyi kuyruğuna bağlarlar, buna ikar derler, ikar. Akıl da buymuş, aklı ruha bağlar, dine bağlar, bulunduğu yerde olur. Akıl dine bağlanmazsa çöldeki bağsız deveye benzermiş. Akıl ikardan geliyor, ikar, bağdan geliyor. Yani bir yere bağlanmak. Bu fıtrat, çünkü akıl ne Müslümandır ne kafirdir. O bir alettir. Lamba gibidir, nereye tutarsan orayı gösterir. İmana da hizmet eder, küfre de hizmet eder ki ediyor. Sureten ispat ve vücudu görülse de manası ademdir, nefidir. İlim, iman ise ilimdir, vücuttur. Bak ispat var. Yokluğun ispatı yoktur. Aa burası yokluktur diye ispat edersen ve gösterebilirsen burası varlıktır. Çünkü yokluğun yeri yok ki ispat edesin. Bir daha söyleyeyim. Yokluğun ispatı yoktur, varlığın ispatı vardır. Yokluk ispat edilirse o varlık. Aa burası yokluk ha. Bak görüyor musun bak kardeşim? Bak burası yokluk. O demek orası. Gösterilebiliyorsa orası vardır. Bir ölen bir yere gidiyorsa orası vardır. Olmayan yere gidilemez. Ölen bir yere mi gidiyor? Nereye gidiyor kardeşim? Hiçliğe gidiyor. Ha gidiyor bir yere. Sen ona değişik isim taktın ama bak bir yere gitti. Hiçliğe gitti. Ha demek orası vardır. İman ise ilimdir, vücududur, ispattır, hükümdür. Her bir menfi meselesi dahi bir müsbet hakikatin umvanı ve perdesidir. Bu ne demek? La ilahe. Mesela Allah, ondan başka ilah yoktur. Hani zıddiyet noktasında. Niçin? Ha menfi meselesi de bu. Yani Allah vardır. Tamam mı? Ondan başka ilah yoktur. La şerike. Şeriki yoktur. O zaman her bir menfi meselesi dahi her bir mevzide bir müsbet hakikatin umanı ve perdesidir. Niçin Allah vardır? Yokluğu yok olduğu için. Niye şirk yok? Şirk niçin yok vücudu? Varlık vardı onda. Yani her bir menfi meselesi dahi karşısındaki müsbeti gösteriyor. Karanlık aydınlığı gösterdiği gibi. Eğer imana karşı mübarez eden ehli küfür gayet müşkilat ile menfi itikatlarını kabul-ü adem ve tasdik-ı adem suretini ispat ve kabul etmeye çalışarak o küfür bir cihette yanlış bir ilim ve hata bir hüküm sayılabilir. Yoksa irtikabı çok kolay olan yalnız adem-i kabul ve inkar ve adem-i tasdik ise cehli mutlaktır ve hükümsüzdür. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة مع الصلوات